Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Bunların örneği ateş yakan adamın örneğine benzer ki onun ateşi çevresini aydınlattığı zaman Allah onların aydınlığını giderir ve göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakır. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler. Ya da bunlar karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeklerle yüklü, gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş kimseler gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle, ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa Allah kâfirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek. Önlerini her aydınlattığında biraz yürürler. Üzerlerine karanlık basıverince de kala kalırlar. Allah dileseydi işitmelerini de, görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınırsınız. Takva sahibi olursunuz. O sizin için yeryüzüne bir döşek, gökyüzüne bir bina, çadır veya çardak kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman siz de bunun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi, kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı çağırın. Ama yapamazsınız ki, kesin olarak yapamayacaksınız. Bu durumda kâfirler için hazırlanmış